Sevgili arkadaşlarım, herkese merhaba. Kaldığımız en güzel yerden yolumuza devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlarım, dersimizde sanal yani imajinal sayı biriminin kuvvetlerinden bahsedeceğim bu dersimizde. Şimdi i'nin sıfırıncı kuvvetinin 1 olduğunu, herhangi bir sayının sıfırdan farklı, her sayının sıfırıncı kuvvetinin 1 olduğunu biliyoruz. İ üzeri 1 de i zaten malum. İ karenin eksi 1 olduğunu daha önceki derste bahsetmiştik arkadaşlar. İ sanal sayı birimiydi. Kök içerisinde eksi 1 demekti. Bunu daha önceki dersimizde bahsetmiştik. Eğer bu konuda eksi olanlar bir önceki videoma bakarlarsa, oradan devam ederlerse çok daha iyi olacaktır. İ küpe geçince arkadaşlar, mesela ben burada dikkat ederseniz i üzeri 1 ile i üzeri 2'yi çarparsam ne yaparım? İ küp elde ederim. Yani bir i ile eksi 1'i çarpıyorum, eksi i elde ediyorum. Peki demek ki i küp neymiş? İ küp eksi i'ymiş. Peki i üzeri 4'e geçersek ne olacak arkadaşlar? İ üzeri 4'e baktığımız zaman onu da şöyle yapalım. İ üzeri 1 ile i üzeri 3 çarpalım. Bakın burada çarpmışım. İ çarpı i küpü çarparsam i üzeri 4 edecek. Zaten i küp arkadaşlar neydi? Eksi i'ydi. Eksi ile artı i çarparsam eksi i kare. İ kare eksi 1 olduğu için bir de eksi var başında. Ne olacaktır? Artı 1 olacaktır. İ üzeri 4 böylece 1 olmuş olacaktır. İ üzeri 5'e geçerseniz dikkat edin arkadaşlar. İ üzeri 5'i elde etmek için de yine İ üzeri 1 ile İ üzeri 4'ü çarpıyorum. İkisini çarptığım takdirde İ üzeri 5 olacaktır. İ üzeri 4 zaten 1'di. Buradan İ üzeri 4 yerine ben 1 yazarsam İ çarpı 1'den yine İ olduğunu göreceğim. Demek ki İ'nin sıfırıncı kuvveti 1, İ üzeri 1, İ, İ kare eksi 1, İ küp eksi, İ üzeri 4'e tekrar geldiğimde tekrar başa döndüğümü, yani i üzeri 0 ile aynı olduğunu görüyorum. İ üzeri 5'e geldiğimde tekrar i üzeri 1 ile aynı olduğunu görüyorum. Yani periyodik bir gidişat yakalamış oluyorum. İşte periyodum da burada 4 oluyor. Mesela bana i üzeri 13'ü sorarsa ne yapacağım? İ üzeri 13'ü sorarsa arkadaşlar 13'ü 4'e böleceğim. 4 kere 3 12. Ne artı 1? İ üzeri 1 olan kim? İ. Demek ki cevap ne olacak arkadaşlar? İ olacak. Mesela 19'u sorsa 19'u 4'e böldüğüm zaman 4 kere 4 16. Ne artı 3 artı? İ küpe gideceğim. İ küpün sonucu neymiş? Eksiymiş. Bu şekilde bütün kuvvetleri bulabileceğim. Negatif kuvvetlerle karşılaşabilirsiniz. Mesela i üzeri diyelim ki eksi 7 ile karşılaştınız. Bu ne olacak? Şimdi negatif sayılarda bölme işlemini şöyle pratik yapabilirsiniz arkadaşlar. Diyelim ki 7'yi 4'e bölecek olsaydınız kaç kere var derdiniz? Bir kere var derdiniz. Çünkü amaç 7'ye yaklaşmaktır. Mümkünse ulaşmaktır. Burada ulaşamayacağız. 2 tane 4 yok çünkü 7'nin içerisinde. O yüzden bir kere var diyorum. Ne yapıyorum? Daha küçüğüne gidiyorum. Yani 7'den küçük sayıya gidiyorum. Yani 7'ye ulaşamıyorsam ondan daha küçük sayıya ulaşıyorum. Ama eksi 7 olduğu zaman ne olacak? Bakın eksi 7 olduğu zaman da arkadaşlar işler aynı. Değişen bir şey yok. Bu sefer eksi 7'den küçük, ona yakın sayıya ulaşmak istiyorum. 4'ü ne ile çarparsam eksi 7'den küçük ve ona en yakın sayıya ulaşırım dediğim zaman eksi 2 ile çarpmam gerektiğini görüyorum. Eksi 2 ile 4'ü çarparsam eksi 8. Çıkarma işleminden bir de burada eksi gelecek, burası artı. Yani bunları toplamış olacağım. Cevap ne olacak? 1 olacak. Demek ki eksi 7'yi 4'e böldüğüm zaman 1 kalanı veriyor. 1 kalanı vermesi ne anlama geliyor arkadaşlar? İ üzeri 1, yani iyi olduğu anlamına geliyor. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Eksi 7'ye 4 eklersiniz. Eksi 3. Eksi 3'e bir daha 4 eklersiniz. 1. Yani i üzeri 1'e böyle de ulaşmış olabilirsiniz. Ama büyük sayılarda bu yol kolay olmaz. Daha küçük sayılarda böyle yapabilirsiniz. Mesela i üzeri eksi 2 ile karşılaştın. Eksi 2'ye 4 ekledin. Bu i karedir. İ kare de eksi 1'dir diyebilirsin. Ama çok daha büyük sayılarda, yani kuvveti daha böyle ne bileyim mesela eksi 85 olduğu zaman da buradan 4 ekle 4 ekle mantıklı olmayacaktır. Ne yapacaksın? Yine az önce yaptığın tekniği uygulayacaksın. Şimdi örneklere geçiyorum müsaadenizle. Evet, ilk örneğimiz geldi. İ kare eksi 1 işleminin sonucu. Bakın arkadaşlarım, burada i kare eksi 1 olduğunu vermediği sürece biz bunun karmaşık sayı olduğunu anlayamayız. Muhakkak bunu verecek. İ kare eksi 1 diyecek. Biz buna göre i üzeri 50 artı i üzeri 67 eksi i üzeri eksi 5 değerini ne yapacağız? Bulacağız. Şimdi 50 çok büyük bir sayı. Ne yapacağım? Ben 50'yi kesinlikle 4'e böleceğim. Bakın 50'yi 4'e bölersem 4 çarpı 12 48 yapacak değil mi? Direkt 2 kalanını verdiğini görüyorum. Ben demek ki i üzeri 50 yerine getireceğim. Bu 50'yi sileceğim. Onun yerine i kare yazacağım. Bakın şuradan devam edelim biz. İ kare yazdık. Birincisi bitti. Şimdi gelelim i üzeri 67'ye. 67'yi de 4'e bölelim. 67 bir kere var. 4, 2, 27 de 4 kere 6, 24. Ne arttı arkadaşlarım? 3 arttı gördüğünüz gibi. Demek ki i üzeri 67'de i küpe eşit oldu. Hemen bunun yerine de ben i küp yazıyorum. İ üzeri eksi 5'e gelince arkadaşlarım, bakın eksi 5 küçük bir sayı olduğu için ben buna 4 eklerim önce. Eksi 5'e 4 ekledim. Eksi 1. Bulduğum sonuca bir daha 4 ekleyeceğim arkadaşlar. Eksi 1'e bir daha 4 ekleyeceğim. Nereye ulaştım? 3. Demek ki ben bunun yerine de i küp yazabilirim.
arkadaşlar. İki küpler birbirini götürecek. İ kare, i karenin değeri ne olacak? Eksik olacak. Arkadaşlarım burada i üzeri 0, 1'di. İ üzeri 1, i'di. İ kare, eksi 1. İ küp, eksi. Bunları ezbere bileceksiniz. Bundan sonra tekrar aynı şeyler ne yapıyor? Tekrar ediyor. Çok rahat bir şekilde diğerlerini de 4'e bölerek bulacaksınız. Yeni sorumuza bakıyoruz. Diyor ki i üzeri 11 artı i üzeri 19 çarpı i üzeri 14 işleminin sonucu nedir demiş. 11'i öncelikle bir hemen hızlıca 4'e bölelim. Hatta isterseniz burada videoyu durdurun. Bir kendiniz çözmeye çalışın. 2 kere var diyorum. 8 ne arttı? 3 arttı. Demek ki ben i üzeri 11 yerine i üzeri 3 yazabilirim. Artı 19'u 4'e bölüyorum. Bakın 4'e bölüyorum. 4 kere 4 16 ne arttı? 3 arttı. 19 yerinde artık ben i üzeri 3 yazabilirim. Parantez var burada çarpı. 14'ü şimdi arkadaşlarım ne yapacağım? 4'e böleceğim. 3 kere 4 12 ne arttı arkadaşlarım? 2 arttı. Bunu yerine getir. İ kare yaz. Durma. İ küp neydi? Eksi. İ küp neydi? Eksi. Eksi yazdım buraya. İ kare de eksi 1'dir. Bakın bu eksi ile eksiyi toplarsak ne yaptı? Eksi 2'yi yaptı. Eksi 2 ile eksi 1'i çarparsam 2'yi sonucuna taşımış oldu beni. Bu da böyle. Evet arkadaşlarım şimdi yeni sorumuza bakıyoruz. Bakın işte biraz daha büyük bir sayı karşımıza geldi. Burada 4 ekle 4 ekle ilerlemek çok da hoş olmayacak. Çok zaman kaybolacak. Eksi 1002'yi 4'e böleceğim değil mi? Ama arkadaşlar bunu şöyle düşünelim. Eksi 1000 eksi 2 diye düşünsek ki eksi 1000 4'ün bir katı olduğu için zaten burası 0 olacak. Yani biz i üzeri eksi 1002 yerine i üzeri eksi 2 olarak bakalım. Şimdi eksi 2 artık 4 eklersek 2'ye ulaşmış oluruz. Artık ben bunu yerine ne yazabilirim? İ üzeri 2 yazabilirim. Aynı mantıkla eksi 2020 4'ün bir katı olduğu için direkt 0 olacaktır. Ben buraya İ üzeri 0 yazayım. Eksi 103'e geliyorum. Eksi 100 eksi 3 şeklinde düşünürsek eksi 100 0'dır 4'ün bir katı olduğu için. Eksi 3 kaldı bakın burada. Eksi 3'e de bir zahmet ne yapalım? 4 ekleyelim 1 olsun. Demek ki ben buraya İ üzeri 1 yazabilirim. İ kare buradan eksi 1. İ üzeri 0 buradan 1, i üzeri 1 de buradan i. Eksi 1 ile artı 1'in birbirini götürdüğünü göreceksiniz. Ve cevap ne geldi? İyi geldi arkadaşlar. Bakın son derece basit gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Yeni sorumuza bakıyoruz. Ne bir tam sayı demiş soruda. İ üzeri 12n artı 33 işleminin sonucu nedir demiş arkadaşlar. Burada n'li bir ifade var. Kafanız hiç karıştırmasın. Şöyle yapacağız. İ üzeri 12n'i ben şöyle yapacağım. İ üzeri 12n çarpı i üzeri 33 diyeceğim. Öncelikle şurada ne yapacağım? Bir ayırma yapacağım. Bunu tek başına bırakmaya çalışıyorum. Sonra i üzeri 12n'i de şöyle i üzeri 4'ün 3n'inci kuvveti yazsam sizce bir sıkıntı olur mu? Kuvvetin kuvveti çarpılacak için olmaz değil mi? Peki i üzeri 4'te 1 miydi? 1'di. 1'in bütün kuvvetleri 1 olmayacak mı? Evet 1 olacak. Peki burası 1 oldu o zaman. Yani bizim bulmamız gereken demek ki neymiş? İ üzeri 33'müş. 33'ü de bir zahmet 4'e böleceğiz. 4, 8, 32. Ne arttı? 1 arttı. Demek ki 33 yerine kes, yerine 1 yapıştır. Hemen buraya i üzeri 1 de. Yani cevabımız iyi oldu arkadaşlarım. Bu da böyle. Bunu da hızla geçiyoruz. Yeni sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Burada da arkadaşlar 17'den başlamış 119'a kadar ardışık tam sayılar şeklinde gitmiş. Şimdi burada acaba i üzeri 17'nin değeri kaçtır? Bir onu bulalım değil mi? İ üzeri 17 ne yapıyor? 17'yi bir 4'e bölelim. 4 kere 4, 16. 1. Nasıl bir gidişat var onu bulacağım. Buradan demek ki i üzeri 1 yazacağım buraya. İ üzeri 18 bakın 18'i 4'e böldüğüm zaman 4 kere 4 16. Buradan 2 arttığını görüyorum. Hemen buraya da i üzeri 2 yazıyorum. İ üzeri 19. İ üzeri 19. 19'u da 4'e bölersek yine 3 artacağını görebiliyoruz arkadaşlar. 16 yapacak buradan 3 artacak. Demek ki 2 küp. Ha, bu demek ki i kare 2 küp i üzeri 4 şeklinde gidecek. Yine her dörtlü ne yapacak? Birbirini sıfırlayacak. Bunu fark etmiş olduk. Şimdi artık yapmamız gereken burada kaç tane terim var onu bulmak. Şimdi bakın onu bulacağım. Ben 119'dan 17'yi çıkaracağım. Son terim eksi. İlk terim böyle artış miktarımız 1 artıyor. Artı 1 ekleyince arkadaşlar 119, 120, 17 çıkartırsak 103 sonucuna ulaştık. Demek ki burada 103 tane terim varmış. Her dörtlü birbirini götürecek. 103'te şimdi kaç tane dört var? 25 tane 4 var. 3 artacak. O yüzden sonuç hani son 2 basamağını sadece 4'e bölmeniz yeterli. 0,3'ü 4'e bölerseniz de 0 kere var deyip arkadaşlar kalan da buradan 3 olacaktır. 3 kalanını verdi. Demek ki arkadaşlarım buradan 3 tanesi ne yapacak? Artacak. Baştan 3 tanesi artacak ve bu bizi sonuca götürecek. İ üzeri 1 zaten i'ydi. Oraya i yazıyorum. İ kare eksi 1'di. Eksi 1 yazıyorum. İ küp de eksi. Onun yerine eksi yazdığım zaman bakın arkadaşlar burada i ile eksi birbirini götürdü.
Cevabımız ne geldi? Eksi 1 geldi. Bu da böyle. Umarım bunu da anlatabilmişimdir. Şimdi hızla bu soruyu da geçiyorum. Evet arkadaşlarım, yine bir öncekine benzer nitelikte bir soru. Bu sefer 5-5 atmış. Bakalım bir nasıl bir gidişat var. Önce arkadaşlar muhakkak bakacaksınız. Acaba dörtlü dörtlü birbirini götürüyor mu, götürmüyor mu? Onu muhakkak test etmeniz gerekecek. İ üzeri 5. Şimdi 5'i ben ne yapacağım? 4'e böleceğim. 5'i 4'e böldüğüm zaman bir sefer var. 1 arttı. İ üzeri 1 olacak bakın burası. Burası İ üzeri 1 oldu. İ üzeri 10. Onu 4'e böldüğüm zaman kaç kere var? 2 kere var. Ne arttı arkadaşlarım bu sefer? 2 arttı. İ üzeri 10'da 2 kare oldu. Tamam. İ üzeri 15. 15'i 4'e bölüyorum. 4 kere 3, 12. Ne arttı bu sefer de? 3 arttı. Buraya da 2 küp yazıyorum arkadaşlarım. Demek ki bakın gene aynı şekilde gidişatı yakaladık. İ üzeri 4, İ üzeri 5 diye gidecek. Peki 5'ten 145'e kadar kaç terim var? Biz onu bulalım önce. 145 son terim, eksi 5 ilk terim, bölü artış miktarı 5, artı 1 diyelim. 140'ı 5'e bölersek 28, 1 eklersek 29 yapacaktır. Şimdi 29 arkadaşlarım hemen 4'e bölüyoruz. Kaç kere var? 4 kere 7, 28. Ne arttı? 1 arttı. Bunun anlamı ne? Sadece bir tanesi. Bunlardan bir tanesi artacak. En baştaki artacak demektir. Ve cevabımız demek ki ne olacakmış? İyi olacakmış. Bu da böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, bakın yine benzer bir nitelikte bir soru geldi. Bu formatta sorular karşınıza gelebilir. O yüzden ne yapıyoruz? Videoyu tam bu noktada durduruyoruz ve kendimiz uğraşıyoruz. Bakalım burada 1 var. Eksi i var. İ kareden eksi 1 geliyor. İ küpten eksi 1 de burada eksi var. Artı 1 oluyor. Bakın dikkat ederseniz bu dörtlü birbirini ne yapıyor? Götürüyor. Çünkü 1 eksi 1'i eksi i artı i'yi götürüyor. Bu dörtlü birbirini götürüyor. Bundan sonra da her dörtlü birbirini götürecek. Burada kaç terim var, biz onu bulalım. Bakın şu 1'den başlamış ya. 1'den 103'e kadar 103. Bir de burada var bir tane. Hatta 0'dan diye başlatabiliriz. 104 tane terim olduğunu görüyoruz. 104 terim 4'ün de katı olduğu için arkadaşlar maalesef hiçbir şey kalmayacak. Hepsi birbirini götürecek. Ve çok temiz bir şekilde 0 yazıp sonuca ulaşmış olacağız arkadaşlar. Bunu da geçiyorum. Evet, deminki soruya benzer nitelikte ama birazcık daha farklı bir soru. İ üzeri 41'den başlamışız. İ üzeri M'e kadar gitmişiz. Böyle ardışık şekilde. Bunun sonucu eksi 1 çıkmış. Olduğuna göre diyor M'nin 3 basamaklı en küçük doğal sayı değeri kaçtır? 3 basamaklı en küçük. Şimdi 41'den başlayacağım. M'ye kadar gideceğim. Ve sonuç eksi 1 çıkacak. Şimdi önce şunlara bir bakalım. İ üzeri 41. 41 nedir? 41'i biz 4'e bölelim mi önce? Ne artar? 1 arttığını görebiliyorsunuz. Peki ben buraya hemen İ üzeri 1 yazdım. İ üzeri 42. 42'yi de 4'e bölerseniz arkadaşlar yine 2 arttığını göreceksiniz. Buraya İ kare yazıyorum. 43'ü 4'e böldüğüm zaman yine 2 küp olacak. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Bu İ üzeri 4 artı İ üzeri 4 falan filan gidecek. Artı İ üzeri M'e kadar gidecek bu. Şimdi burada şunu düşünelim. Acaba sonuç nasıl eksi 1 gelmiş olabilir? Eksi 1 gelmesi için bu dörtlüden nasıl bir götürme olması lazım? Onu düşünelim. Mesela İ üzeri 1 İ. İ kare eksi 1, İ küp eksi İ üzeri 4, 1. Eğer bu 4'ün bir katı olsa 0 gelirdi. Olmaz. Demek 4'ün bir katı değil. Eğer kalan 2 olsaydı İ eksi 1 gelirdi. Bu da olmadı. Eğer kalan 3 olsaydı, bakın 3 olunca İ eksi İ götürüyor. Eksi 1 geliyor. Demek ki arkadaşlarım kalan 3 çıkması lazım. Yani ben şöyle yapacağım. M'den 41'i çıkartacağım. Bölü 1 artı 1. Değil mi? Bölü 1 yazmaya gerek yok. Artı 1. Bu ne yapacak arkadaşlar? 4'e bölündüğünde 3 kalanını verecek demektir. Yani M eksi 40 eşittir 4K artı 3. Hatta M'i burada tek başına bırakırsanız 4K artı 43 olduğunu göreceksiniz. Peki K'ya kaç vermeliyim ki ben M 3 basamaklı en küçük doğal sayı değerine ulaşsın? Bunu düşünün bakalım, siz kaç vermelisiniz ki M burada 3 basamaklı doğal sayı değerine ulaşsın? Sanırım burası 15 olursa oluyor. Çünkü 4 çarpı 15 60. 60 da 43'ü toplarsam 103 yapıyor. Eğer 14 deseydim 100'e 3 basamaklı sayıya ulaşamıyordum. Demek ki K 15 olmalı. M de buradan arkadaşlar ne olmalı? 103 olmalı. 3 basamaklı en küçük doğal sayıları 103 çıkacaktır. Bu da böyle. Evet arkadaşlarım, yeni bir örneğimize geçtik. N bir tam sayı olmak üzere demiş. İşleminin sonucu kaçtır diyor. Bakın burada 16n var, 12n var, 4n var. Bunları bir ayıralım isterseniz çok daha rahat edeceğiz. Ben bunu i üzeri 16n çarpı i üzeri bir eksi 21 yazmak istiyorum. Artı şuradaki ifadeyi i üzeri 12n çarpı i üzeri 27 yazmak istiyorum. Bölü İ üzeri 22 çarpı İ üzeri eksi 4n yazacağım ve olaya böyle bakacağım. Şimdi İ üzeri 16n'i şöyle yazalım. İ üzeri 4'ün 4n'inci kuvveti, daha önce bir örnekte yapmıştık böyle, çarpı İ üzeri eksi 21. Şuraya eksi 21 yazıyorum.
Artı i üzeri 12'nin de aynı şekilde 4'ün bir katı i üzeri 4 üzeri 3n diye açık açık yazıyorum ki mantığını görün diye arkadaşlar. Yoksa tabii ki oradanın 1 olduğunu direkt görebiliyoruz. I üzeri 22 çarpı bu da i üzeri 4 üzeri eksen formatında düşünülürse. Bakın burası ne olur? Şurası i üzeri 4 1 olur. 1'in bütün kuvvetleri 1'dir. Burası 1 oldu. I üzeri 4 1. Yine 1'in bütün kuvvetleri 1. Burası da 1 oldu. Yine i üzeri 4 1. 1'in bütün kuvvetleri 1. Burası da 1 oldu. Elimizde kala kala ne kaldı? I üzeri eksi 21. Eksi 21'i hemen 4'e bölelim arkadaşlar. Ne demiştik böyle negatif sayılarda? Bundan daha küçük sayı gidiyoruz. Mesela eksi 4 5 kere desem yetmiyor. Eksi 6 kere diyeceğim. Eksi 24. Buraya artılarsam arkadaşlar 3. Demek ki ben bunun yerine ne yazacağım? 2 küp yazacağım. Kim yerine? I üzeri eksi 21 yerine 2 küp yazdım. Artı 27. 27'yi de bir 4'e bölelim. Kaç kere var? 4 kere 7 28. 4 kere 6 24. 3 arttığını görüyorum. Demek ki buraya da 2 küp yazacağım. Bölü arkadaşlarım i üzeri 22 var. O da 22'yi hemen 4'e bölüyorum. 4 kere 5 20. 2 arttığını görüyorum. Buraya da i kare yazıyorum. 2 küp buradan neydi arkadaşlarım? Eksi i'ydi. Bu da eksiydi. Yani toplarsak eksi 2 i oldu. Aşağıda i kare var. O da eksi 1. Sonuç ne gelecektir? 2 i gelecektir. Bu da böyle. Bunu da süratle geçiyoruz. Evet, yukarıdaki soruya benziyor. Ama bu sefer arkadaşlar farkı ne? 13, 9, 11 maalesef 4'ün katı durumunda değil. Böyle olunca ne yapacağız? Yani yapacak bir şey yok. Yine aynı şekilde yapmaya çalışacağız. Bakalım ne çıkacak karşımıza. Ben şimdi i üzeri 13a şeklinde buraya ayırayım. Çarpı i üzeri 15 olsun. Artı yine buraya i üzeri 9a çarpı. İşlemi düzeceksiniz yani. Başka yapacak bir şeyimiz yok. Bildiğimiz şeyin dışında bir şey olmayacaktı zaten. Şunu düzgün çizeyim. Şimdi burada i üzeri 11a çarpı i üzeri 22 geldi. Devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi 13. i üzeri 13. Ben şunu şöyle yazsam. I üzeri 13 üzeri a yazacağım. Sonra 13'ü 4'e böldüğüm zaman 1 artacak. Ben demek ki uzatmadan ben buraya i üzeri a diyeyim. 15'i 4'e böldüğüm zaman 3 artacak. 2 küp eksi i olacak. Artık uzatmadan söylüyorum arkadaşlar. 9a'yı 4'e böldüğüm zaman bakın şöyle yapacağım. I üzeri 9 üzeri a diyeceğim. 9'u 4'e böldüğüm zaman 1 artacak. I üzeri a olacak burası. I üzeri a. Eksi 7. Eksi 7'ye ne yapacağız arkadaşlar? 4 ekli ekliye de gideriz. Ya da direkt 4'e böldüğüm zaman eksi 2 kere var diyeceğim. Eksi 8 artı 8 1 geldi. Demek ki burası da i oldu. Bölü i üzeri 11. Onu da şöyle düşün. I üzeri 11 üzeri a diyelim. 11'i 4'e böldüğümüz zaman ne artar? 2 küp. Buraya 2 küp yazalım. 2 küp üzerinde bir de a var. Çarpı 22'yi 4'e böldüğümüz zaman 2 artacak. İ kare. O da eksi 1 olacak. Şimdi arkadaşlarım şu sol tarafta sağ tarafa bakarsanız gördüğünüz gibi bu eksi bu arttı. Demek ki bunları toplayınca ne yapacak? 0. 0 bölü bir sayı. Yani bunun ne olduğunun bir önemi yok zaten. Ne olacaktı? Sıfırın bir sayıya bölümü de sıfır çıkacaktı. Cevabımız ne oldu arkadaşlarım? Sıfır oldu. Bu da böyleymiş. Evet, yeni sorumuza bakıyoruz. Diyor ki kök içerisinde eksi 5, kök içerisinde eksi 10, kök içerisinde 50 çarpımının sonucu nedir demiş soru. Bakın bu soruyu daha önce öğrenmiş olduğunuz kökte ifadelerdeki işlemlerdeki gibi hani pozitif sayılarda yaptığınız işlemlerdeki gibi yapmaya kalkarsanız hataya düşersiniz. Neden mi? Şöyle söyleyeyim. Mesela kök içerisinde eksi 4 ile kök içerisinde eksi 9'u çarpmaya kalktığınızda siz bunu aynı kök içerisinde eksi 4 çarpı eksi 9 yazar 36 sonucuna ulaşırsanız ve hatta kök dışına çıkardığınız zaman 6 sonucuna ulaşmış olacaksınız. Değil mi? Böyle yaparsanız. Ama bu yanlış olur arkadaşlar. Bu soru burada patates olur. Neden? Çünkü kök içerisinde eksi 4 demek karmaşık sayıdır. Ve bu karmaşık sayının karşılığı neydi daha önceki derslerimizde öğrendik? 2 idi. Kök içerisinde eksi 9 neydi? O da 3 idi. Yani sen 2 ile 3'ü çarpıyorsun. Bu da ne yapacaktır? 6 i kare yapacaktır. İ kare eksi 1 olduğu için cevap eksi 6 olacaktır. O yüzden şimdi arkadaşlarım şimdi daha önceki öğrendiğimiz bilgi yalan mıydı diye düşünmeyin. Yani kök içerisinde x çarpı kök içerisinde y bunlar böyle yazılmıyor muydu? Biz böyle öğrenmiştik diye düşünebilirsiniz ama bu arkadaşlar x y'ye negatif olmayan gerçek sayılarda geçerli olan bir kural vardır. Eğer bana inanmazsanız gidin ders notlarına bakın. Yani buradaki konu anlatımlarına bakın. Orada da göreceksiniz. Negatif olmayan yani pozitif olan sayılarda ya da sıfır ya da daha büyük sayılarda geçerli bir kuraldır. Her yerde maalesef geçmiyor bu kural. Evet. Şimdi bu soruyu da arkadaşlar biz bu mantık çerçevesinde çözmeye çalışalım. Şöyle yapacağız. Şu ifade kök 5. Şöyle yapacağız. Şimdi bu nedir? Eksi 1 çarpı 5'tir. Eksi 1 ne demektir? İ kare demektir. Bu i kare i diye dışarı çıkacak ama 5 içeride kalacak. Yani burası kök 5 i olacak. Demek ki burası neymiş?
Kök 5 çarpı i. Tabii şu i dışarıda arkadaşlarım. Bu da aynı mantıkla ne olur? Kök 10 çarpı i olur değil mi? Çok güzel. Çarpı kök 50. Şimdi i ile i çarptım. I kare eksi 1. Eksi 1'i dışa attım. Kök 5 var elimde. Kök 10 var elimde. Kök 50 var elimde. Şimdi kök 5 ile kök 10'u artık gönül rahatlığıyla çarpabilirim. Eksi kök 50 olacaktır. Çarpı bir daha kök 50 var. Bunları da çarparsak ne yapacaktır? 50 yapacaktır. Ama başında eksi var. Eksi 50. Sonucuna ulaştık. Buna çok dikkat edin. Bu önemli bir ayrıntıdır. Bunu da süratle geçiyoruz. Evet, benzer bir soru daha karşımıza geldi. Hadi bakalım videoyu durdurun. Bunu da siz yapmaya çalışın. Yine ben aynı mantıkla bunu ilerleteceğim. Burası ne olacak? Kök 5 çarpı i. Burası kök 14 çarpı i. Burası kök 28 çarpı i. Bölü, bu da kök 40 çarpı i olacak. Bakın burada arkadaşlarım şu i ile i'yi götürtelim. I ile de i'yi çarpalım. I kare eksi 1. Eksi 1 başa gelsin. Sonra bunların hepsini aynı kök içerisine gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. 5 çarpı 14 çarpı 28 bölü 40 yapacaktır. Burada da bir sadeleştirme işlemi yapacak olursak ne yapalım? Şu 28 ile 40'ı sadeleştirelim. 4'e bölersek 10, 4'e bölersek 7, 5 ile 10 sadeleşti burası 2, 2 ile 14 sadeleşti burası 7, 7 çarpı 7 49, kök 49 geldi. O da ne demektir? Eksi 7 demektir arkadaşlarım. Bu da böyle. Bunu da süratle geçiyorum. Evet, yeni örneğimize bakıyoruz arkadaşlar. Z demiş. İ üzeri 5, İ üzeri 9, İ üzeri 12, İ üzeri 16 karmaşık sayısı veriliyor. Buna göre real Z ile imajinal Z'nin değerlerini bul demiş. Real Z ile imajinal Z'yi bulacağız. Bakın önce bunu bir açalım. İ üzeri 5 ne demekti? 5'i 4'e böldüğümüz zaman 1 artar. İ. Bakın uzun uzun yapmıyorum artık. 9'u bölersem 2 kere 4, 8, 1 arttı gene İ. 12 tam bölünür 1. 16 tam bölünür 1. Yani Z sayısı burada 2 artı 2 oldu. Real kısmı gördüğünüz gibi buradaki nedir? Sabit olan 2'dir. İmajinal kısmı da buradaki i'nin katsayısı olan gene 2'dir. Real kısmı, imajinal kısım her ikisi ne çıktı? 2 çıktı. Bunu da geçiyoruz. Evet arkadaşlarım, yeni sorumuza bakıyoruz ama biraz yoruldunuz galiba. Yorulduysanız şöyle bir derin nefes alın. Şöyle beyninize oksijenleri gönderin. Tamam mı? Sonra tekrar konsantre olun. Eğer daha da böyle yorulduysanız gidin yanınıza bir kahve mavi içecek, yiyecek bir şeyler alın. Şöyle bir videoyu durdurun, bir kendinize gelin. Sonra kaldığınız yerden devam edin arkadaşlar. Ben yoluma devam ediyorum. Real Z ile imajinal Z'yi bulmaya çalışacağım. Şimdi bakın kök içerisinde eksi 16 ne demekti? Uzatmadan da artık söylüyoruz. Bunları öğrendik. 4i demekti. Kök içerisinde eksi 25, 5i demekti. Bir de burada eksi var. Eksi 5i oldu arkadaşlar. Bu az önce karşımıza gelmişti. Bu 2 demekti. Çarpmıyorduk. Sakın ha, bunları aynı kök içerisine almıyorsunuz. Direkt ayrı ayrı bu ifadeleri sonuçlandırıp sonra çarpıyorsunuz. Bu da 3i demektir. Şimdi 4i'den 5i çıktı. Eksi 2 ile 3'ü çarptım. 6i kareden eksi 6 geldi. Yani işte z karmaşık sayısı bakın eksi 6 eksi i olarak bizi karşıladı. Peki reel kısmımız neymiş? Eksi 6. İmajinal kısmımız neymiş? Eksi 1. Hemen yazalım. Reel kısmımız eksi 6. İmajinal kısmımız eksi 1 olarak bizi ne yaptı? Karşılamış oldu. Bu da böyle. Evet arkadaşlar, yeni soru geldi. Yine ne yapıyoruz arkadaşlar? Burada videoyu durduruyoruz. Ben size bol bol örnek burada çözüyorum. İyice pekiştirin, iyice anlayın, kavrayın diye. Ama lütfen siz de böyle durdurun videoyu. Kendiniz yapmaya çalışın. Kendiniz yapmaya çalışırsanız inanın daha keyifli olacaktır. Çünkü insan kendi yaptığı zaman bir şeyi daha böyle mutlu olur, daha heveslenir, daha iyi kavrar. O yüzden siz de ne yapacaksınız? Kendiniz gayret edeceksiniz. Unutmayın, öğrenme yalnız başına gerçekleşen bir olaydır. Ben veya bir başkası veya herhangi bir yerden ne kadar dinleseniz de dinleyin. Kendi çabanızı ortaya koymadıktan sonra ilerleyemezsiniz arkadaşlarım. Unutursunuz. Evet arkadaşlarım, soruya bakıyorum. Şimdi W eşittir 1 bölü 2 üzeri 9, 1 bölü 2 üzeri 10, 1 bölü 2 üzeri 11 karmaşık sayısı veriliyor. Real W, imajinal W değerlerini bul demiş. Şimdi 9'u 4'e böldüğüm zaman ne artıyordu? 9'u 4'e böldüğüm zaman 1 artıyordu. İ üzeri 1 dedim. 10'u 4'e böldüğüm zaman 2 artıyordu. Buraya İ üzeri 2 yazıyorum. Artı 11'i 4'e böldüğüm zaman 3 artıyordu. Buraya da İ üzeri 3 yazıyorum. Bakın bunda bir şey yapmayacağım. 1 bölü 2 dursun. İ kare eksi 1'dir. Burası 1 bölü eksi 1 oldu. İ küp eksi'dir. Bakın buraya 1 bölü i yazdım şimdi. Eksi şuradaki artı ne olacaktır? İ küpten dolayı eksi geldiği için burası eksi olacaktır. Ona dikkat edelim. Şimdi bunlar birbirini ne yaptı? Götürdü. Çok güzel, temiz bir sonuç karşıladı bizi. Şuranın sonucu da eksi 1 olacak. Demek ki bu ifade neymiş? W eksi 1 eşitmiş. Reel kısmı eksi 1. İmajinal kısmı var mı? Yok. Yoksa nedir? Sıfırdır arkadaşlar. Çünkü bu ifade aslında eksi 1 artı 0 çarpı i şeklinde düşünülürse
imajinal W'nun da 0 olduğunu söyleyebiliriz. Bu da böyle arkadaşlarım. Böylece arkadaşlarım i'nin kuvvetleriyle ilgili bol sayıda örnekler çözdüm. Umarım yararlı bir video olmuştur. Bundan sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.